Merhabalar efendim, hepiniz kanalıma, terasıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler sıcakla mücadele ediyoruz. Balkonda, terasta çiçekleri korumaya çalışıyorum. Gölgeyi alıyorum, güneşi alıyorum. Bütün gün böyle çiçeklerle meşgulüm. Çünkü çok sıcak, bazı sukulentlerimi kaybettim. Aşırı sıcaktan, sulamadan, tabii ki sulamadan olmuyor. Sulamadığım halde yağmur suluyor maalesef. Birkaç günde çok fazla yağmur yağdı. Bu yüzden bazı çiçeklerimde hasar var. Ve benim bu güzelliğim, bu da biraz rüzgardan deforme olmuş çiçek yaprakları. Fakat yine güzelliği üzerinde. Sizlere şöyle kısaca görüntüleyip birkaç da bilgisini vermek istiyorum değerli dostlar. Evet, bu Campanula çan çiçeği ailesinden. Bizim namı diğer maviş dediğimiz çok güzel çan çiçeği türlerinden biri. Bu bizim yerli türümüz değerli dostlar. Buna Türk mavişi de deniliyor. Ve bizde yetişen endemik bitkilerden, endemik türlerden biri. Çan çiçeklerinin içerisinde Campanula türlerinden bir tanesi de bu. En çok sevilen türü de bu galiba. Halk dilinde de hep maviş denilmiş. Çok sevildiği için herhalde maviş maviş diye, hani maviş der severiz ya, maviş denilerek sevilen güzel bir çan çiçeği türü. Evet değerli dostlar, mavi ile alakası yok. Lila çiçekleri var. Bunun bir de beyazı var bende. Beyaz da gelin tacı diye biliniyor halk dilinde. Ben çok seviyorum böyle halkımızdan, büyüklerimizden çiçeklere konulan güzel isimleri duyunca çok mutlu oluyorum. Tabii ki bunların Latince kendi isimlerinin dışında böyle halk dilinde sevilerek konulan isimler de çok güzel oluyor, inanın. Ben çok seviyorum maviş ismini bu çiçekte. Çok yakıştırıyorum değerli dostlar. Evet, maviş, Campanula dediğim gibi. Bir çan çiçeği türü. Bu çok fazla sıcağı sevmiyor. Serin ortam istiyor. Ceryanda kalmayacak. Rüzgarda çiçek yaprakları çok çabuk hasar alıyor. Ve serin yeri seviyor değerli dostlar. Sabah güneşi gören balkonunuz varsa öğlene doğru gölgeye çekmeniz gerekli. Gölge derken tabii ki kuzey cephe. Karanlık gölge değil değerli dostlar, bunu açıklayayım. Mesela güneş alan, güneşli alanda, güneş vurmuş terasınızda, balkonunuzda gölgeye çekerseniz en çok mutlu olacağı yer orası. Toprağın her zaman nemli istiyor. Kışın dışarıda, dış mekanda kalırsa soğukta, yazın daha fazla çiçek açıyor değerli dostlar. Haziran sonu gibi çiçeklenmeye başlıyor. Temmuz'a, Ağustos'ta çiçeklerini bitiriyor. İlkbaharda buna takviye, besin veya gübre verirseniz tabii ki daha güzel olur. Ben hiçbir şey vermedim. En çok sevdiği şey de bahçe toprağı. Ben şu anda bahçe toprağında, gübreli bahçe toprağında ekili. Ve çok yıllık bir bitki. Aşağı yukarı ben de 10 yılı geçmiştir benimle birlikte. Çok verdim, arkadaşlara verdim. Çoğaldıkça tek saksıyı bölerek dağıttım. Şu anda bende tek saksı, bir de beyazım var. Ve Campanula türleri dediğim gibi serin ortamları seven çok yıllık doğal türler. Ben bununla aşağı yukarı 20 yıl önce tanıştım. O zamanlar bir cam kenarında, eski ahşap bir evin, Bursa'da cam önünde aşağı yukarı 7-8 saksı tamamen bunlarla ilgili ve çiçek açmıştı. Ahşap eve ikinci katına doğru şöyle bir baktım, yukarıya doğru. Ben bunları sahte zannettim değerli dostlar. Çiçek sevgisi hep var bende. 15-16 yaşımdan beri böyle bir çiçek merakı var. Hep yetiştirirdim. Ve konu komşu da benden özenerek hep çiçek doldururdu evlerini. Tabii gezerken, dolaşırken hep gözüm çiçeklerde, balkonlarda. Çiçekliklerde acaba ne var, farklı ne ikili, ne görebilirim diye gezerken öyle. Tesadüfen bu güzelle karşılaştım. Ben bunları sahte zannettim, cam önünde dizili. Şöyle yukarıya doğru biraz baktım, bakınca cam açıldı, bir yaşlı teyze
dedi yavrum, birini mi arıyorsun dedi. Dedim ki yok teyzeciğim, şu çiçeklere baktım, bunlar sahte mi dedim. Dediğim gibi 20 yıl önce. O da hayır hayır dedi, güldü. Bunlar gerçek çiçek kızım dedi. Ay teyzeciğim, bana da verir misin ondan ekmek için dedim, ekebilir miyim? Şimdi tutmaz dedi çiçekli. Şimdi zamanı değil, tutturamazsın yavrum dedi, ama yine sana küçücük bir dal vereyim dedi. Hemen balkondan kopardı bir dal, aşağıya attı. Gölgede bırak dedi, hiç güneşe koyma, tutar belki dedi. Ben çok mutlu oldum, aldım onu eve gittim, hemen ektim, ama dediği gibi tutmadı tabii ki. Ve aklım bu çiçekte hep, yine gözüm arıyor, yine tekrar oraya gidemedim. Gitmedi, imkanı olmadı. Ondan sonra aradan 10 yıl geçti, 10 yıl sonra tekrardan Bursa'ya bir geziye gitmiştim. Bir halk pazarında, köylü pazarında, pazarın baş tarafında bunları gördüm çok uzaktan. Bir köylü teyzemiz, yine bir yaşlı, bana göre o zaman, tabii o zamanki yaşa göre bana göre yaşlı bir teyzemiz. Pazarın başında bitki baktım, bunu görünce uzaktan tanıdım. Tabii çok hızlan ilerledim, gittim. Nereye gidiyorsun diye şaşırdılar, hatta yanımda eşim falan da vardı. Ben çiçek alacağım dedim, çiçek gördüm, o çiçek mi ki, Allah Allah falan filan derken gittim, gerçekten maviş. Birkaç tanesi açmış halde, birkaç tanesi de sadece böyle pet su şişelerini kesmiş, diplerinde birazcık toprakla ekmiş. Kendi halinde çok güzel bir teyzemiz satıyor, satış yapıyor. O kadar mutlu oldum ki hemen aldım. Hemen oradan aldım. Tabii geziye gitmişiz, getirmesi de zor olur diye küçük bir pet şişe içine ekili olanı aldım. Ve o yıl, bu yıldır benimle birlikte, birçok arkadaşıma da verdim, çoğalttım. Ve çok seviyorum, severek yetiştiriyorum. Her yıl bunun açmasını bekliyorum. Işığa doğru açmış, bakın. Benim hiçbir müdahalem yok buna. Sadece çiçek saplarını ışık yönüne doğru, öne doğru uzatıp bir taç gibi kendini süslemiş Maviş Hanım. Evet, severim ben bunu. Çok severim hem de yapraklarını, çiçeklerini. Ayrı seviyorum böyle. Sabah uyandığım zaman ilk işim bu çiçeklere bakmak. Tabii ki hepimiz öyleyiz, biliyorsunuz. Çiçek severler. İlk işim hemen balkona çıkıp bunları bir güzel sevmek. Sevilmeyecek gibi değil. Seyirlik. Şöyle oturuyorum karşısına. Bazen uzun uzun izliyorum ve o teyze aklıma geliyor. O cam önü aklıma geliyor. Ah, ah keşke o zamanlar. Evet, keşke o zaman cep telefonu veya fotoğraf makinesi olsaydı da o teyzenin cam önündeki o görüntüsünü alsaydım. O görsel muhteşemdi değerli dostlar. Ve halen gözümün önünden gitmiyor. Öyle bir çiçek sevdasıyla buna sevdalanmıştım. Buluncaya kadar da rahat etmediği için şu anda benimle birlikte ve bakımı çok kolay, çok yıllık, çok güzel bir tür. Hepiniz bu bitkilerden edinin, evinizde bulunsun, böyle güzel anılarla bitkiler edinmeye çalışın değerli dostlar. Ben çok mutlu oluyorum. Anlatsam inanın bir dolu böyle çiçek anım var. Çiçeklerle ilgili güzel anılarım var. Evet değerli dostlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Bu güzelliğimizi sizlere şöyle kısaca anlattık. Tekrar şöyle özetlemek istiyorum. Gölge, yarı gölgede yetişir. Çok yıllıktır. Yazın Haziran, Temmuz, Ağustos gibi çiçeklenir. Toprağını nemli seviyor. Doğal bahçe toprağında yetişir. Zaten bu bir doğal tür. Ve kışın dışarıda bırakırsanız yazın daha çok çiçekli olur. Bu bazı bitkiler için geçerli, biliyorsunuz. Kaktüsler de öyle, sukulentler de. Ve böyle gölge bir yerde konumlandırırsanız mutlu olur. Çok esintili, rüzgarlı yerleri sevmiyor. Çünkü şöyle çiçekleri, çiçek yaprakları deforme oluyor değerli dostlar. Evet, dalından ve kökten ayırarak tutturabilirsiniz. Dalından ekecekseniz eğer, suda köklendirin. Suda köklendirirseniz garanti olur. Evet, altta da yine bizim güzeller güzeli ceylan gözü sardunyamız, kırmızı sardunyam var. Evet değerli dostlar, hepiniz kanalıma geldiğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize.
Ben Melahat Sarsu. Instagram hesabımda Melahat Sarsu olarak ararsanız mutlu olurum. Veya önereceğiniz zaman Melahat Sarsu diye önerirseniz çok mutlu olurum. Yine amblemimde Çiçekli Balkon yazıyor. Fakat Çiçekli Balkon ismini alıp kanal açan çok oldu. O yüzden bir yanılgıya düşülmesin. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum. Geldiğiniz için, izlediğiniz için, yorumlarınız için çok değerli inanın benim için. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sevgiyle, bol çiçekle güzel günleriniz olsun inşallah. Hoşça kalın.